Konkordato ve ilişkin hükümlerin revize edilmesine yönelik düzenlemelerin de yer aldığı yasa teklifi resmi gazetede yayınlanarak kanunlaştı ve yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte borçlunun konkordato talebini ekleyeceği belgelere yönelik değişiklik yapıldı. Finansal analiz raporu güvence veren denetim raporu olarak değiştirildi. Denetim raporunu hazırlayacaklara ilişkin de değişiklik var. Buna göre raporlar Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanabilecek. Kanunla konkordato komiserinin seçimi, nitelikleri ve eğitimiyle ilgili de düzenleme yapıldı. 3 komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilecek. Komiserler bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçilecek. Bir kişi düzenlemeyle ayrıca telefon, su, doğalgaz gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklara ilişkin de değişiklik yapılıyor. Abone sözleşmesinden kaynaklı alacaklar için merkezi takip sistemi oluşturulacak. Böylece mahkemelerde büyük bir iş yükü oluşturan abone sözleşmesinden kaynaklı icra dosyaları sanal ortamda takip edilecek. Bir önemli düzenleme de ticari alacak davalarına ilişkin yapıldı. Ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında da dava açılmadan önce arabulucuya başvurma şartı getirildi.